Arkadaşlar merhaba. Flap'ın bilançosuna bakalım. Evvela net işletme sermayesinde sıkıntı yok. Net borç da yok. Görünen bir yatırım da yapmamış arkadaşlar. Ancak nakit akışlarında sıkıntı var. Devam ediyor sıkıntı. Bunları belirttikten sonra faaliyetlere geçelim arkadaşlar. Çeyrek çeyrek yani biz bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek artmış mı, azalmış mı ona bakıyoruz. Evvela hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar hasılat bir önceki çeyrek ile %78 azalmış. Şu anda bir önceki çeyrek ile %84 azalmış. Bir önceki çeyrekte de pozitifmiş %775. Dolayısıyla bu geçen çeyreğe göre de, şimdiki çeyreğe göre de, bir önceki çeyreğe göre de sıkıntı oluşmuş. Her yaptığı 100 liralık hasılattan ne kadar faaliyet karı yatıyormuş? Geçen sene -8,83'müş. Bu çeyrek -29,36'ya olmuş. Bir önceki çeyrek pozitifmiş 3,19. Dolayısıyla bu -3,36 en kötü ikinci performans diyebiliriz. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kar üretmiş? Geçen yıl -0,38. Şu anda -1,1. Bir önceki çeyrekte 1,26'ymış. Dolayısıyla bu da kötü bir performans olmuş sevgili arkadaşlar. Net kar kalemine bakınca geçen yıl 3,56'ymış her 100 liralık öz kaynakları yaptığı kar. Şu anda eksiye düşmüş, -0,85. Bir önceki çeyrekte pozitifmiş. Bu net kar kısmında son 6 çeyreğin en kötü performansını yaşamış. Öz kaynak büyümesine baktığımızda geçen yıl bu zamanlar 3,48'miş. Şu anda -0,77. Öz kaynaklarını yiymiş daha doğrusu. Bir önceki çeyrekte 22,51'miş. Öz kaynaklarında gerileme olmuş. Yıllık büyümeye baktığımızda 2022'ye 9'da yıllık 42,91. Sonra 2022 12'de 41,56. Şu anda 35,74. Ve dolayısıyla öz kaynak büyümesi yıllık olarak aşağı doğru bir eğim göstermiş. Fiyat hareketine bakarsak arkadaşlar fiyat nasıl hareket etmiş? Biz baz aldığımız nokta 2021'in 12. ayın 22'sinde o fiyatı baz almışız. Yani 2021'in 9. çeyrek bilançosundaki verilerle hareket ederek ve fiyatı da dediğim gibi bu noktada ölçeceğiz. 2,19'muş fiyat. Öz kaynaklar %76,91 giderken fiyat %224 giderek yaklaşık 3 katı kadar bir fiyat artışı olmuş. FK 16,74, piyasa değeri defterleri 2,87, hisse başı öz kaynak büyümesi de 10,63 olmuş. Halka açık oranı çok ciddi oranda yüksek, %85 yüksek bir rakam. Piyasa değeri defterleri 5 yılda gördüğü minimum değer 1,21, şu anda yaklaşık 2,32,40 neyse o kadar yukarıdan işlemiyor. Getiri kıyaslamasına baktığımızda şu anda defter değeri 2,48, bunu %35 çoğaltırsak 89 kuruş bir yıl sonra böyle devam ederse gereğiniz olacak öz kaynak büyümesinden kaynaklanan. Fiyat 7,11, bunu faize koysak 2,35, yine 7,11'i mal alırsak enflasyondan dolayı kazancımız 4,02 olur. Dolayısıyla şu andaki performansıyla şirket hem faizin hem de enflasyon getirisinin altında kalmış. Dolayısıyla bilanço iyi bir bilanço olmamış. İnşallah daha sonra düzeltir. Biz fiyatla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Onu da belirtelim. Fiyat nereye gider, nereye düşer? Bu bizim bileceğimiz bir şey değil. Alın satın tutun da demiyoruz. Biz fotoğraf çektik. Fotoğraf böyle. Siz de kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız benim için iyi olur. Kanalıma abone olur, bildirime açarsanız da size faydası olur. Eminim. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.